olarak 24 Haziran'da çok önemli bir seçim yaşadık. Seçim bitti ama milyonların geçim derdi, iş derdi, ekmek derdi bitmedi. Tam tersine dertlerimiz, sorunlarımız artmaya devam ediyor. Önceki gün TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamları, emeğiyle geçinen kesimler başta olmak üzere milyonların yoksullaşmaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hazırladığımız çeşitli tablolar, sizlerle de paylaşacağımız metinler de var. Bu tablolara göre Haziran ayı enflasyonu, TÜFE, iyimser beklentileri boşa çıkararak %2.61 olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında en yüksek artış %5.98 ile alt gelir grupları açısından en önemli kalem olan gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde yaşanmıştır. Yine TÜİK rakamlarına göre Aralık 2017-Haziran 2018 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon %9.17, Haziran 2017-Haziran 2018 dönemini kapsayan yıllık enflasyon ise %15.39 olmuştur. Aynı dönemde ulaştırmada yaşanan enflasyon %24.3, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %18.9 olarak gerçekleşmiştir. Yine TÜİK'in resmi rakamları son 15 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Değerli basın emekçileri, tüm bu rakamların özeti başta ücretli maaşlı kesim olmak üzere milyonların gelirinin erimeye devam etmesi, her geçen gün daha fazla yoksullaşmasıdır. Öte yandan özetlemeye çalıştığımız enflasyon tablolarından daha kötüsü, kısa ve orta vadede bu tablonun değişeceğine dair bir emarenin görünmemesidir. Yukarıdaki verilere, yani sizlerle paylaştığımız bu verilere, son 15-20 gün içinde yaşadığımız zam furyası ise henüz yansımamıştır. Örneğin alkollü içeceklerde 2 gün önce yapılan %15,5 ÖTV zammı, son 1 ay içinde kuru soğanda %84, patateste %64, havuçta ve sivri biberde %60 oranlarında yaşanan zamlar, tütün ürünlerinde vergi oranlarının değiştirilmesiyle yapılan örtülü zam bu enflasyon rakamlarına yansımamıştır. Patates fiyatlarındaki artışın ateşi 7 yıldır savaşın sürdüğü bir ülkeden, yani Suriye'den yapılan ithalatla kısmen söndürülebilmiştir. Ancak dışa bağımlılığı arttıran mevcut tarım politikaları sürdürüldükçe etten samana birçok ürünü ithal etmek zorunda kalan ülkemizin yarın elimizde kalan birkaç tarım ürününü dahi dışarıdan alır hale gelmesi kaçınılmazdır. Öte yandan seçim sürecinde ertelendiği söylenen pek çok zam da bugün kapıdadır. Örneğin son 2 gündür doğalgaza en az %20 oranında bir zam yapılacağı kamuoyuna yansımıştır. Mevcut resmi veriler de hayat pahalılığının artacağını göstermektedir. Mevsimsel etkiler gibi tüm geçici etkilerin arındırılması sonucunda fiyatlar genel düzeyinde yaşanan artış, yani çekirdek enflasyon, rekor üstüne rekor kurmaya devam ediyor. Mayıs ayı TÜİK rakamlarına göre %12,64 ile tarihin en yüksek seviyesine çıkan çekirdek enflasyon, Haziran rakamlarına göre %14,60 ile yeni bir rekora ulaşmış bulunuyor. Ayrıca yurt içi üretici enflasyonu da hiç olmadığı kadar artmış. 2016 yılında %9,94 olan yurt içi üretici fiyat endeksi 2017 yılında %15,47'ye çıkmıştır. 2 gün önce açıklanan rakamlara göre ise Haziran 2018 itibariyle %23,71'e yükselmiştir. Yurt dışı üretici fiyat endeksi ise Türk lirasının döviz karşısındaki eriyişine paralel olarak yükselmeye devam etmektedir. Ocak ayında %12,09 olan yıllık rakam Mayıs itibariyle %30,65'e tırmanmıştır. İşin özü, üreticilerin de enflasyonu artmaya devam etmektedir. Maliyeti artan üretici bunu ya doğrudan ürünün malın fiyatına yansıtacaktır ya da son dönemde sıkça karşılaşıldığı üzere ürünün gramajını, litresini, paket içindeki adedini düşürerek örtülü zam yapma yolunu seçecektir. Dolayısıyla tüketici enflasyonu üretici enflasyonuna bağlı olarak artmaya devam edecektir. Değerli basın emekçileri, buraya kadar olan kısımda TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamları esas alarak sizlere bir değerlendirme sunmaya çalıştık. Ancak bu ülkede yaşayan herkes TÜİK'in resmi rakamlarıyla yaşadığımız gerçek enflasyon arasında bir uçurum olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla asgari ücretlisi, işçisi, kamu emekçisi, emeklisiyle hepimiz TÜİK'in bu resmi enflasyon rakamlarının gösterdiğinden çok daha derin bir yoksullaşmayı yaşıyoruz.
KESK olarak en başından beri buna dikkat çektik. Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. TÜİK'in resmi enflasyonu ile sokakta, çarşıda karşılaştığımız, her gün yaşadığımız gerçek enflasyonun uzaktan, yakından hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü TÜİK enflasyonu hesaplarken saydığımız 12 harcama grubunu 400'den fazla ürüne, maddeye yer verilen enflasyon sepetini kullanmaktadır. Bu yönteme göre de enflasyonun multimilyarderler içinde, asgari ücretli içinde aynı oranda olduğu varsayılmaktadır. Bu harcama kalemlerine baktığınızda gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı, konut, ev eşyası, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler diye ayrıldığını görüyoruz. TÜİK tarafından enflasyon hesaplamasında kullanılan bu kalemlere göre Türkiye'de yaşayan herkesin 2018 yılında gelirinin %23.3'ünü gıda ve alkolsüz içeceklere, %14.85'ini konut kira giderlerine, %7.27'sini lokanta ve otel harcamasına ayırdığı kabul edilmektedir. Oysa içinde kamu emekçilerinin de bulunduğu toplumun alt gelir grupları ellerine geçen paranın büyük bölümünü gıda, kira, barınma, ulaşım giderleri için kullanmaktadır. Buradan kısabildiğini de önce eğitime, sağlığa ayırmakta, en son hala parası kalmışsa eğer giyime, eğlenceye harcama yapabilmektedir. TÜİK enflasyon hesabında bu durum görmezden gelinmektedir. Örneğin maaşın 2500 lira ve bunun %40'ının da yani 1000 liralık tutarlık kısmının da oturduğumuz evin kirasını ödemek için harcadığımızı düşünelim. Ama TÜİK'in enflasyon hesaplamasına göre Türkiye'de herkes gelirinin %14.85'ini konut gideri için harcadığı varsayılıyor. Enflasyon hesabı da bu orana göre yapılıyor. Bu da yetmezmiş gibi alt gelire sahip kesimlerin gelirlerinin büyük bölümünü ayırdığı gıda ve alkolsüz içecekler, konut, kira, ana harcama gruplarının ağırlığı da yıldan yıla düşürülüyor. Buna bir de alt gelir grupları olarak hayatımızda tüketmediğimiz, tüketemediğimiz deve eti, ördek eti ya da gelişen teknolojiyle fiyatları düşen flash bellek, CD gibi ürünlere verilen enflasyon sepeti eklendiğinde gerçek enflasyonla hiç alakası olmayan resmi enflasyon rakamları ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de siyasi iktidarlar yıllardır işçiyi memuru enflasyona ezdirmedik nutukları atarken işte bu çarpık enflasyon rakamlarını kullanıyorlar. Oysa rakamlar halkın, emekçilerin büyük bölümünün borçla yaşadığını ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın 31 Mayıs'ta yayınladığı finansal istikrar raporuna göre vatandaşların bankalara, finansal kurumlara, TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine borcu 574.6 milyar lira. Toplam 32 milyon borçludan 3 milyonu bu borcu ödeyemediği için bankaların yasal takibinde. Varlık yönetim şirketlerinin tahsilat yapamadığı borçlu sayısı 1,5 milyon. Özetle Türkiye'de 4,5 milyon kişi batık durumda. Buna rağmen bir hafta önce kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları arttırıldı. Bu da aslında şu demek, zaten borçtan başka bir şeyle yaşama imkanı olmayan emekçiler bir de faiz üzerinden daha büyük bir borç batağına saplanıyorlar ve bir de faiz üzerinden daha derin bir sömürüye maruz kalıyorlar. Değerli basın emekçileri, özetlemeye çalıştığımız bu tabloya rağmen bir kısım medya bu ay kamu emekçileri olarak maaşlarımıza yansıtılacak enflasyon farkına ilişkin ibretlik haberler yapmaya devam ediyor. Memura çifte zam manşetleri atılan bu haberlerde enflasyon farkı yerine bilinçli olarak enflasyon zammı kavramı kullanılırken Temmuz'dan itibaren maaşlarının ne kadar artacağına ilişkin para destelerinin yer aldığı resimler de bu emekçilerle dalga geçer gibi haberlerde yer alıyor.